Bugün konuğumuz çok kıymetli bir isim. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan. Onlarca kitabı var. Tabii ben de geçmişten bu yana hem çalışmalarını hem kitaplarını okuyorum, izliyorum, takip ediyorum. Birçok konuda da çok ufuk açıcı görüşleri olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü programımızın asıl ana konusu Orta Doğu'da ve İsrail'de bu yıl ve önümüzdeki yıllarda neler yaşanabilecek? Buna dair öngörülerini kendisinden alacağız. Neden diyorum bunu? Çünkü geçmişte birçok öngörüsünün gerçekleştiğini ben gördüm. Bizatihi geçmiş yıllardan beri de zaten kendisiyle görüşüyoruz ve hem kitaplarında yazdıklarından hem programlarında, canlı yayınlarında yayınlamış olduğu bilgilerden bunları takip ettik. Tabii yakın zamanda aslında bir kendisinin okuyucusunun fark ettiği bir şey yaşandı. Nedir o? Kozmik Satranç isimli kitabında, şöyle göstereyim. 2014 yılında yayınlandı bu kitap ve bu kitapta hemen sayfa sayısını vereyim. 24. sayfada çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Bugünleri anlatıyor aslında. Yani 2023 yılında 7 Ekim'de yaşanan Hamas saldırısını ve bununla beraber gelen süreci bu kitapta bir öngörü olarak sunmuş okuyucularına. Hemen ben o kısımları sizlere çok kısaca okuyacağım. Tabii detayları yine kitapta ama şöyle kısaca bahsedelim. Son saldırıda ise daha önce başka saldırılar olacağından da bahsetmiş. Son saldırıda ise ki bunun tarihi 1443 yani hicri olarak miladi olarak 2023 senesidir. İsrail sanki karşısındaki rakibinden güçlü bir atak almış gibi olacak ve mağduriyet görüntüleri İsrail'in içine kadar özellikle nüfuz etmiş gibi görünecekti. Belki garip görünebilir ama çılgınlıklar planlayıp uygulayabilmesi için tek yoldu. Büyük mağduriyet olmalı veya dünya medyasının yardımıyla abartılarak servis edilmeliydi. Sanki İsrail yıkılıyor gibi görünmeliydi. Peki sonra? Sonra gücünden hiçbir şey kaybetmemiş olan İsrail, büyük bir taarruz başlatarak asıl hedefine büyük bir darbe indirerek imparatorluğa geçiş yıllarına ulaşabilirdi. Evet, Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bu satırlar ilginç. Sizlerden yorumlamanızı rica edeceğim. Tabii yayını da kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun söz sizde. Rica ederim. Ben teşekkür ederim Ömer kardeşim. Sana da başarılar diliyorum. Yaptığın işler de çok güzel. Çok teşekkürler. Başarılı da buluyorum. İnşallah daha büyük işler yapacaksın. Şimdi Çok burada teşekkürler. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu yazınca burada yorumlar farklı oldu. Yorum yapan arkadaşlar da şöyle, sen burada sanki Hamas bunu bilerek yapmış gibi anlatmışsın. Ama ben 2014 yılında bu olaylara geleceğe dönük bakış açısını anlatırsam şimdi ortaya çıkacak. Yani Hamas bunu anlaşmalı yapmış gibi şu andaki bakış açısıyla öyle yorumlamaları da normaldir. Öyle anlatıyorsun diye beni eleştiriyorlar. Ama öyle bir şey yok. Burada olan biten olayları hiçbir tarafa fikrimizi kaydırmadan yorumlamaya çalışıyoruz. O yıllarda da öyle yorumlamıştım. Şu anda da öyle yorumluyorum. Olayların akışı doğal olabilir. Hamas kendi orada bir kurtuluş mücadelesi veren bir örgütlenme. Dünyanın birçok ülkeleri onu terörist olarak görüyorlar ama ben terörist olarak görmüyorum. Ama yaptığı eylemlerin bazıları da uygun olmayabilir. Zaman içerisindeki mücadeleyle de onu kendisi belirli bir sisteme oturtturabilir. Şu an için bir mücadele veriyorlar. Burada anlaşma diye bir şey söz konusu değil. Olaylar doğal akıyor. Ama İsrail'in çalışma sistemi öyle bir alengirli sistem ki onu anlamaya çalışmak önemli. Yani İsrail burada bazen karşıdaki düşman örgütünü de tuzağa da düşürebilir. Kendisine hizmet ettirebilir. Kendisini mağduriyete sokabilir. Çünkü İsrail'i ilerleten şey mağduriyet. Yani bu mağduriyet çok önemli. Mağduriyetin yok olduğu tarihleri şimdi anlamaya çalışacağız. Ben bunu o tarihlerde nereden bildim, nereden keşfettim? Çünkü çok açık. Bugünkü olayı sanki fotoğrafını çeker gibi anlatmışım. Ben kendim de hayret ettim. Evet. Yani onu hatta ben yazmışım, unutmuşum. Aradan 9 sene geçmiş. Kitaplarımı yeni yeni okuyan insanlar var. Onlar Instagram'da bana ulaştılar. Bak sen böyle bir şey yazmışsın, biliyor musun falan dediler. Sonra ben farkına vardım. Yani yazmışım. Biliyorum öyle olacağını da biliyorum da ama kitaba yazdığımı unutmuşum. Neyse. Peki o yıllarda nereden bunu anladım? Nasıl oldu? Şimdi ben İsrail'i incelerken Kur'an-ı Kerim'den olsun, hadislerden olsun, Müştak Baba'nın şiirlerinden olsun yani değişik değişik kategorilerdeki
yazılmış olan şeylerden inceliyorum. Yani bu İsrail nasıl bir şey? Karşıma şöyle bir şey çıktı o yıllarda. Hatta daha önceki yıllarda çıktı da. O 2014 yılında kitap yayınlandı. Ben onu bir sene, bir buçuk sene önce falan olgunlaştırmıştım o fikri. Yani 2011-2012 yıllarında falan bu Suriye olayları başladıktan sonra daha çok eğildim bu konuya. Şimdi orada hayretimi cezbeden bir şey, İsrail'in sanki bir şablon var. Bu şablonda 50'şer senelik dönemler var böyle. Onun tarihi akıyor ve toplamı bunun 350 sene. Öyle bir şey çıktı karşıma. Dedim ki ya böyle bir şey olamaz. Yani bu kadar düzenli giden bir devlet olamaz. Hadi şimdiye kadar geldi ama bundan sonrası da böyle düzenli nasıl gidebilir? Sonra araştırdım, araştırdım. Bunun bir bağlantısını Şabat takvimine uymalarıyla bu işleri yürütüyorlar. Oradan buldum. Şabat takviminde 7 sene, yani tam 7 sene de değil, 6,5 sene, bazen 7 sene oluyor falan. Onların kendi takvimleri var. O Şabat takviminde bir helallaşma yılı veya bir ne diyelim, helallaşma yıl diyelim veya jübile diyor onlar da. Helallaşma yılı şeklinde 49 senede bir dönen bir sistemleri var ve İsrail'in kuruluşunu, ilerleme savaşları, barışları hepsini buna göre ayarlıyorlar. Şimdi buna göre İsrail'in toprakları olmadan kurulmuş olduğu tarih Basel'de yaptıkları bir kongreyle başlıyor. 1897 yılında. Birinci Siyonist Kongre. Şimdi buradan İsrail'in kurulduğunun ilan edildiği, yani Birleşmiş Milletlerce ve diğer ülkelerce kabul edildiği tarih olan 1948 yılına kadar olan 50 sene var. Bu 50 senede hiç toprak yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bu 50 sene böyle. Bundan sonra da 300 sene gidecek. Bu 300 senenin 150 senesi yükselme dönemi, savaşlar dönemi, 150 senesi de imparatorluğa geçiş dönemi. O zaman yükselme döneminin içindeyiz hala. Tabii şu anda zaten savaşlar döneminin sonuna geliyoruz. Ama bu savaşlar yani şeye kadar gidecek. Yani 2048'e kadar. Çünkü bu 50 seneyi 1897'den 2048'e kadar orayı saymazsak, 300 seneyi yorumlarsak şöyle bir şey çıkıyor. 1948-2048. Yani bu 100 senede savaşlar dönemi. Bu 100 seneden sonra o 50 sene yükselme ve hakimiyet dönemi. Ondan sonra da 150 sene artık zirveden geriye doğru iniş dönemi. Ama onun da 100 senesi gene yüksek, yani dünyaya hakim olduğu bir dönem. En son 50 senede zaten bizim literatürümüzde Mehdi kavramıyla çakışan ve o sistemin Mehdi tarafından devralınacağı, onların yıkılış 50 sene, yıkılış dönemleri. Şimdi bu ilk 50 seneyi saymıyoruz. 1948'den efendim nereye geldik? 1997'ye geldik. Bu 50 senede zaten ilk savaşlar dönemi ama güçsüzken yaptığı savaşlar bunlar. Ve bunları hep mağduriyetle yürütmüştür. Ve bu mağduriyetin de bütün, yani ben hatırlıyorum gençliğimde falan, bütün filmler hep Hitler'in bunları ezmesi, yok etmesi. Hitler bunlara zulüm uyguladı falan filan, hep bunlar abartılarak filmlerde. Hiç yani kurtuluş mücadelesi veren, o zaman bütün işte Hamas'ın, şunun bunun, hatta Filistin Kurtuluş Örgütü'nün terörist merörist falan ilan edilmesi hep bu dönemde. Çünkü bütün dünya bunların arkasındaydı. Haklılıkla bunları destekliyordu. Mağdur bunlar falan diye. Şimdi burada mağduriyet dönemi artık bitmek üzere. Çünkü bir yerde devlet kurdu, hakimiyet tesis etti, ordusu var, güçlü bir ordusu var, halkı var, düzeni var, kurumları var. Mağduriyetle artık iş yapamıyor. Ama mağduriyetle ilerlemesi gerektiği için ben onun için o satırları yazdım. Yani burada mağduriyet oluşturması gerekiyor İsrail'in. Eğer mağduriyeti yoksa, hatta şu anda karşı taraf çok mağdur durumda. Yani Filistinliler mağdur durumda ama İsrail'in mağdur olması lazım ilerleyebilmesi için. Onun için böyle bir plan yapabilir. Ben onu oraya 2014 yılında o yüzden yaptım. Ve bunun en önünde en önemli engel neydi? Gazze'ydi. Gazze'yi almadan da başka bir şey yapamaz, ilerleyemez, genişleyemez. Bir kere Gazze'yi 2048'e kadar halletmesi gerekiyor. Şimdi onu halletmesi için ne yapacak? Orada da kim var? Hamas var. Hamas'ı kendisini mağdur ettirmesi lazım. Belki Hamas'ı oyuna getirmiş bile olabilir. Böyle yorumlayabiliriz. Yani Hamas işbirliği
yaptı şeklinde yorumlardan daha ziyade Hamas'ı oyuna getirmiş olabilir. Diğer Veya ihtimal oyunu olabilir da mi? Diğer efendim ihtimal de olabilir mi? Yani Hamas'ın aslında arka tarafta İsrail'e çalıştığı ile ilgili yorumların doğru olma ihtimali var mı? Sadece bir ihtimal bakımından soruyorum. Yani şöyle sizin dediğinizin yanında. Hamas'ın kurumsal olarak kesinlikle böyle bir durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Ama her örgütün içinde karşı tarafın ajanları mutlaka vardır. Bunlar etkili yerlerde de olabilirler, yönlendirme de yapabilirler ama yine böyle bir şeyi de düşünmüyorum. Yani burada Hamas'ı sanki belli bir şeye boşluk bırakarak bir oyuna getirdi gibi. Ama burada da oyuna getirmesi de öyle bir şey ki çünkü burada birçok İsrailliler de kaçırıldı. O ilk paraşütle girdikleri zaman düşün Hamas'ın. Evet. Yani Hamas burada boşluk görmüş olmalı. Ve o boşluğu değerlendirdi. Onların normal doğal yapacakları bir şey. Ama buna İsrail çanak tutmuş olabilir. Burada bir İsrail'in bir planlaması olabilir. Çünkü böyle bir şey olursa ancak bugünkü vahşi görüntüleri tolere edilebilir bir düzeye getirebiliyor. Yani bana saldırdılar, beni işte memleketimin içine girdiler. Ben o yüzden bunları yapıyorum diyerek. Evet. Şimdi burada ne dedik? 1997'ye kadar geldi küçük savaşlarla. 1997'den de 2048'e gitmesi lazım. Şimdi bu 1997 ile 2048'i ikiye böldüğümüz zaman bunun ortalaması 2030 veya 2034'lü yıllara geliyor. Şimdi 2030 ve 2034'lü yıllar çok önemli. Çünkü ondan sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Yani burada sıra daha Türkiye'ye gelmedi. İran mı Türkiye Şimdi mi? Orada da bir tartışma var. Yani ilk İran sonra Türkiye diye bir şey de var, iddia da var. önce İran. Zaten İran şu anda mesela İran'ın içinde geçen gün bir terörist eylem oldu. Evet. Bunu 2 gün falan açıklamadılar. Kim olduğu belli değil. İsrail mi yaptı, o mu yaptı, bu mu yaptı? Sonradan DAEŞ dediler. Şimdi bu DAEŞ İran'da niye devreye girdi? Yani DAEŞ'in devreye girmesi önemli bir şey. Burada bütün sistemin artık İran'a yöneldiğini ve İran'ı tahrik etmek üzere olduğunu anlıyoruz. Ve zaten şu anda İran bütün cephede, yani Hamas'a da destek veriyor, Lübnan'daki Hizbullah'a da destek veriyor, işte Yemen'deki Husilere Husiler. artık destek veriyor. Yani burada çevreyi çepeçevre sarmış durumda. Burada ana damar İran. İran'a yönelik planlamanın ben başladığını düşünüyorum. Bundan sonraki senelerde de hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. İran'ın tahrik edilmesi üzerine bir sistemin devreye girdiğini düşünüyorum. İran'da devrim yapmak istediler, yumuşak bir geçiş. Geçen senelerde başörtüsü olayları falan çıktı ama İran'ın sistemi buna pek müsaade etmedi. Yani burada başarılı olamadılar. Şimdi burada yapacakları şey böyle İslami cihat örgütleri falan görüntüsünde işte DAEŞ'tir, şudur budur. İran'ın içinde bunlara etkili olabilir mi? Çünkü İran Şii bir memleket ama Sünniler de var. Bu Sünnileri ayaklandırarak burada bir mezhep çatışması şeklinde bölebilir miyiz, bir şeyler yapabilir miyiz? Bunu deneyeceklerdir. İran'daki olayların ben 2030'dan önce İsrail'in lehine veya Batı'nın lehine bir kazanım şeklinde dönebileceğini düşünmüyorum. 2030'a kadar böyle denemeler olacak. 2030'dan 2034 arasında da İran'da çok büyük kargaşaların yaşanacağını düşünüyorum ve 2034'ten sonra İran'da şey olabilir, rejim değişebilir veya bayağı görüntüler, yani Suriye gibi olmaz ama bayağı bir kargaşa olacağını düşünüyorum. Ama 2030'a kadar İran'ın dayanacağını düşünüyorum. Tam burada bir şey daha sormak isterim. Şimdi geçenlerde de bir uluslararası ilişkiler uzmanıyla bir video yaptık. Burada da kendisinin şöyle bir teorisi var. İran'a, yani bu bir proxy güçler savaşı ve İran'ın proxy güçlerine saldırırlarken bir yandan da İran'a Afganistan tarafından bir saldırı gelecek. Aynı şekilde işte PEJAK aktif hale gelecek. PEJAK da o sırada saldıracak. Yine İran'ın içindeki diğer etnik gruplar iç karışıklık çıkaracak. Yani İran'a doğrudan bir Amerikan ya da İsrail müdahalesi olmasından ziyade dolaylı bir şekilde proxy güçler, yani vekil güçler kullanılarak bir hareket yapılacak 2024 yılında veya 2025'in başında şeklinde bir teorisi vardı.
Bilmiyorum yani sence bu gerçekleşebilir mi veya gerçekleşirse bile bir kazanım elde edebilirler mi? Bu konuda da yorumlarınızı almak isterim. Yani zaten bu teorinin bir kısmına katılabilirim. Mesela Afganistan'dan kargaşa İran içine gelebilir. Çünkü orası zaten Sunni. Yani Taliban Sunni. Ama İran Şii. Şimdi onlar anlaşamıyorlar zaten. Yani Evet. Sunni ile Şii olmaz. İran içinde hem Taliban hem de bu DAEŞ vasıtasıyla böyle Sunni örgütler vasıtasıyla kargaşa çıkartılabilir mi, çıkartılamaz mı? Buna bir bakmak lazım. İran içinde de yani yönetim Şii olsa bile ne kadar her tarafı kontrolüne almış olsa bile geçmişte burada İslam İmparatorluğu döneminde Sunni güçler de vardı. Ama daha çok Şii devletler de kuruldu burada. Sunni devletler de kuruldu ve bütün kargaşalar da hep İran'dan çıkmıştır. Mesela Emevileri, Abbasiler İran'da örgütlenerek devirdiler. Yani İran'da oluyor bütün olaylar İslam dünyasında ve burada da Batı bu işi başarabilir mi, başaramaz mı bilemiyorum. Ama DAEŞ'le şey de anlaşamıyor, Taliban da anlaşamıyor. Evet. Yani DAEŞ'le o da anlaşamıyor. Ama bunlar bir ittifak yapar mı, yapmaz mı? Ben Taliban'ın pek bu oyuna düşeceğini zannetmiyorum ama içerideki Taliban'ı da devirmek isteyen Sunni ama daha radikal gruplar olabilir. Bunlar hem Afganistan'da kargaşa çıkartıp hem de İran'da oraya transfer etmek isteyebilirler. Böyle şeyleri göreceğiz. Yani bu denemeler olacak. Çünkü şu anda hedefte İran var. Ama daha erken, yani şu anda erken yoklamaları yapıyorlar. Zemin etüdü yapıyorlar. Bu zemin etüdü 2030'a kadar sürer diye tahmin ediyorum ben. Zaten 2028 yılından sonra da Zodyak'ta yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni bir dönem 72 sene sürecek. Bu 72 senede işte bunun yarısında bütün bu olayların İsrail lehine temizleneceği düşünülüyor. Ondan sonraki 72 senenin diğer yarısı İsrail'in yükseliş dönemi olacağı hesaplanıyor. Burada İsrail'in bu tarihleriyle de uyumlu çıkıyor. Evet. Burada tabii Yani 2030 tarihi de sürekli her yerde karşımıza çıkıyor. 2030, evet. 2030, 2030. Yani ve bu da ilginç bir şey aslında. Tabii o 2030 şöyle, ben 2028'de onu hesapladım. Onlar 2030'da hesaplıyorlar. Bu Zodiac'taki şeye geçiş, son derece yani balık burcunun son derecesine giriş oluyor. Bu son derece 72 sene sürecek. İşte bunun yarısına kadar olayı bitirmek istiyorlar. Yani artık İsrail buraya tamamen hakim olması gerekiyor. Öyle bir şey düşünüyorlar. Ondan sonra İsrail'in imparatorluk dönemine geçeceği düşünülüyor. 2048 yılından sonra. Ama Evet. 2034 ile 2048 yılları arasında da bu iş Türkiye ile ilgili. Yani burada bu bizi de mutlaka bunlar devreye alacaklar yani. Çünkü ilk başlangıçta burada söyledim 1897 yılında toprakları yokken kurulan İsrail Devleti'nin toprakları sınırları belirlendi. Bu sınırlar içerisinde Türkiye var. Türkiye'nin hatta Mersin'den doğuya doğru şöyle yukarıya doğru bir sınır çiz. Yani bütün Güneydoğu Anadolu bölgesini içine alan toprak bölgesini oraları istiyorlar yani. Oralar onların kendi öz malı gibi. Öyle planlamışlar. Ha, Allah müsaade eder mi etmez mi? Güçleri yeter mi yetmez mi? Onu yaşayanlar görecek. Ama planları böyledir. Bu planları da bilmemiz lazım. Yani bunları bilirsek şimdi burada mesela İran'a yüklenme olduğu zaman Türkiye ne yapacak? Yani burada Türkiye, çünkü bu İran meselesi Türkiye'yi çok istikrarsızlaştırır. Yani İran'dan mesela bir göç akımı düşün. Yani öyle bir Evet. şey ki bu. Şeye de benzemez yani. Şimdi Suriye'ye falan bu bölgelere benzemez. Bak şimdi Filistinliler gelme ihtimali var. Yani Filistinliler oradan çıkarsa, Mısır'a giderse Mısır'da durmazlar. Onların büyük bir kısmı Türkiye'ye gelmek isteyecek. Bir kısmı Avrupa'ya gitmek isteyecek. Ama bunlar yine de Türkiye'yi fazla sarsmayacak olan olaylar. Ama İran'dan gelen göç çok fazla etkiler. Çünkü orada zaten nüfusun belli bir kısmı Azeri. Türk yani onlar. Onların hepsi Türkiye. Hatırlatalım bu arada İran'ın nüfusu da yanlış hatırlamıyorsam 87 milyon falan 85 milyon 87 öyle bir şey de Tabii. olmasın. Yani ciddi bir nüfus. Yani burada %20, %15 Azeri olsa bu milyonlarca insan demektir. Evet. Bunlar Türkiye'yi tercih ederler. Azerbaycan'a gidenler de olur ama Türkiye'ye gelmek ister çoğu. Yani burada Türkiye çok istikrarsız bir duruma kavuşabilir. Bunu mutlaka buna tabii devlet büyüklerimiz bu geleceğe dönük bu sistemi görüyorlardır ve buna göre bir plan
yapıyorlardır diye ben düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye'nin işte esas beka meselesi bu. Yani İsrail burada çok fütursuzca gidiyor. Mağduriyet görüntülerini yapay olarak oluşturmaya başladı. İşte bu savaşta görüyoruz. Ve çok acımasızca saldırıyor. Yani düz ara gidiyor. İnsanmış, hayvanmış. Zaten Tevrat'taki ayetlerde öyle yazıyor. Yani oradaki hayvanları da öldür, köpeğini de öldür, horozunu da öldür. İnsanını da bırakma, düz ara git. Şimdi onlar da öyle yapıyorlar. Yani onların derdi aslında Hamas diyor ama Hamas'ta bir şey yaptıkları yok. Yapamıyorlar zaten. Ama bu arada bütün orayı dümdüz yaptılar ve insanlar perişan. Yani şu anda orada yaşanacak bir durum yok. Hiç bomba atılmasa bile açlıktan yani kıvranıyor insanlar. İhtiyaçlarını göremiyorlar. Evet. Tam bir Şimdi bu terör devleti halinde pozisyonda bir görüntü var. Yani terör hükümeti diyeyim daha doğrusu. İsrail açısından yani tam bir terör hükümeti hareketlerinde bulunuyorlar. Şimdi ben o zaman buraya kadar şöyle özetleyeyim. Doğru mu anladım? Siz de tasdik ederseniz. 2034 yılına kadar, bugünden itibaren 2034 yılına kadar İran üzerine çeşitli denemeler yapılacak. Ama bu yıla kadar 2034'lü yıllara kadar herhangi bir İran'ı devirebilecek bir şey olmayacak. Doğru mu anladım buraya kadar? yok, 2030'a kadar denemeler 2030'a kadar. yapılacak. 2030'a kadar İran bunların hepsini savuşturacak. Benim tahminlerim bunlar. 2030 ile 34 arasında artık direkt yükleneceklerini düşünüyorum. Yani burada sanki Suriye gibi bir görüntüler, iç kargaşa, şu bu falan çıkabilir. O yıllarda İran rejimini değiştirmek zorunda kalabilir. Türkiye için riskli gördüğünüz yılda o zaman 2034 civarı. 2034'ten sonra da sıra Türkiye'ye geliyor. Tabii İran halledilirse, İran'ı halledemezlerse bu sistem uzar. Onların planlarına uymayabilir. Bir 7 sene daha atar o zaman. Yani 7 senelik dönemlerle gidiyorlar çünkü. 6,5-7 senelik dönemlerle. Ama eninde sonunda 2034'te olmaz, 7 sene sonra 2041 olur. Ama 2048'den önce de Türkiye'yi bitirmek istiyorlar. Türkiye'yi de biliyorsun Sevr Anlaşması gibi 5 parçaya bölme niyetleri var. Evet. Yani mesela Marmara bölgesi, İstanbul, işte Birleşmiş Milletler'e bağlı 6-7 tane devletin meclis kurduğu, Türklerin de olduğu bir Uluslararası meclise denetimde. gönderilecek. Ondan sonra Ege bölgesi şeye bağlanmak istiyor. 7 kilise sebebiyle Avrupa Birliği'ne, papalığa bağlanmak isteniyor. Evet. Ondan sonra Karadeniz bölgesinde Rusların çok talepleri var eskiden beri. Olur olmaz bilemiyoruz. Zaten yukarıda Doğu Anadolu, Ermenistan orayı genişlemek istiyor. Efendim Güneydoğu Anadolu bölgesini bir Kürt bölgesi olarak ayırmayı planlıyorlar. Onu da diğer Kürt bölgeleriyle birleştirecekler. Çünkü 4 tane devlette Kürtlerin yayılmış şeyi var, görüntüsü var şu anda. Bunlardan Suriye'yi halletmeye çalışıyorlar şu anda. Efendim ne kaldı geriye? İran kaldı. Türkiye kaldı. Irak da hallolmuş durumda. Bu dördünü sonra birleştirecekler. Yani planları böyle yapabilirler, yapamazlar. Ama Evet. Türkiye'deki bölge bunların içinde en kuvvetli olanı. O bölgeyi de kopartmayı planları içerisinde var. Tabii şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani bir sürece girdik. Aslında 7 Ekim'den itibaren, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir sürece girdiğimize dair çok ciddi emareler var. Peş peşe geliyor. İşte bu ben şeyi de ayrı göremiyorum mesela. Irak'ta yaşanan 12 şehit olayını. Onun ardından yine İran'da bu yaşanan terör olayı. İşte İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecekti, iptal etti gelme olayını. Yarın hatta bugün geldi yanlış hatırlamıyorsam. Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Yani sanki şöyle bir pozisyon var. Biz bir şeyler yapacağız burada, bu coğrafyada. Türkiye olarak sen köşene çekil ve sessiz kal. Oyuna dahil olmaya çalışma diye bir şey var sanki. Hatta bunu Osman Pamukoğlu da geçtiğimiz günlerde Irak'taki 12 şehit olayını İsrail ile ilişkilendirdi mesela. İsrail'in burada bir dahli olabileceğine dair fikrini beyan etti. Böyle acayip bir sürece girdiğimizi hissediyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız? Şöyle Türkiye'ye senin söylediğin manada biz bir şeyler yapıyoruz, sen burada karışma, sessiz kal yönünde bir şey olabilir. Burada ben de sana bu fikrine katılıyorum. Ama Türkiye buna ne kadar sessiz kalabilir? Türkiye buradan yani kendi menfaatlerine dokunan işler olursa ki oluyor.
Yani Suriye'de oluyor, PKK vasıtasıyla Irak'ta oluyor falan. Şimdi bunlara ne kadar göz yumabilir? Burada Türkiye'nin kendi kırmızı çizgileri, sınırları var. Bu sınırlar ihlal edildiği zaman burada sessiz kalamaz. Ama İran'la ilgili konuda sessiz kal diyebilirler veya Lübnan'a biz hamle yapacağız, karışma Lübnan'a diyebilirler veya Gazze'ye sesini çıkartma, Gazze zaten halloldu falan diyebilirler. Şimdi bunlara bilemiyorum yani burada çok yönlü bir şey düşünmek gerekiyor, strateji düşünmek gerekiyor. Çünkü bu işlerin sonunda yani diretirsen bir türlü, diretmezsen zaten sonunda sana gelecek. Ha, sana ne zaman gelecek? 2034'ten sonra gelecek. Ama yani zaman dediğin şey çabuk geçen bir şey yani. Burada Evet. hiçbir önemi yok zamanın. Ya burada Devletler sen için 20-30 yıl hiçbir şey değildir. hiçbir şey değil yani. Biz bile yani kaç yaşına geldik? Neler gördük, neler oldu? Şimdi burada eğer bu işin sana gelip dayanacağını düşünüyorsan şu anda tedbir alman gerekiyor. Şu anda tedbir alırsan da şu anda bir mücadele, zaten mücadele içerisinde Türkiye ama direkt olarak rakibini yani burada şey vardı bizim geçmişte baş düşman belirleme diye bir şey vardı. Mesela onu Doğu Perinçek çok yapardı. Amerika baş düşman veya Amerika Rusya baş düşman falan böyle değiştirirdi onları zaman zaman. Yani baş düşmanı görmezsen diğer düşmanlarla istediğin kadar ilgilen onlardan bir neticeye varamıyorsun. Baş düşman eninde sonunda o planını değişik değişik görüntülerle getiriyor sana dayatıyor. Yani burada Evet. bu Türkiye'nin beka meselesi devlet adamlarımız bu işi görüyorlardır diye düşünüyorum. Ve ona göre de Ben de umut ediyorum. tedbirler Yani geçmişteki hatalar, tabii bu benim şahsi görüşüm. Geçmişteki hatalardan umarım birazcık ders almışlardır. Tabii içeride yaşadığımız kavgalar vesaireler ayrı bir şey konusu ama dışarıdaki politikaya karşı umarım tedbir alıyorlardır. En azından yakın çevrelerinde biraz daha böyle akıllı insanlar bu konularda bilgi veriyordur. Şimdi şeyi de sormak isterim. 2030'a kadar bir nükleer savaş ya da ufak bir nükleer deneme tarzında bir şey bekliyor musunuz? Çünkü bu da 2023 yılından itibaren çok defalar söylendi. Bir nükleer savaş yaklaşıyor veya bir nükleer deneme yaklaşıyor diye. Bu konuda da fikirlerinizi merak ediyorum. Yok, ben nükleer savaş beklemiyorum. Nükleer savaş hiç olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü nükleer savaş olursa, yani bu bölgede zaten olmaz. Burada olursa İsrail avuç içi kadar yer. Zaten İsrail'e bunun serpintisi her yönden gelecek demektir. Yani İsrail kendi kendini ayağına sıkmış olur veya dalını kesmiş olur. Nükleer savaş olmaz. Şeyde de olmaz. Mesela Ukrayna'da da olmaz. Evet. Çin'de olabilir belki ama o da daha uzak bir dönemde. Yani 2048'li yıllara doğru eğer bu sistem İsrail burada İran'ı halletmiş, Türkiye'yi belli bir şeye sokmuş gibi görüntüler olursa tam imparatorluğa geçecekken burada Çin bir engel çıkartırsa çünkü Huntington'ın şey teorisinde de zamanın sonu muydu, tarihin sonu muydu? Öyle bir teorisi vardı. Orada da önce Müslümanlar, ondan sonra da çekik gözlüler diyor. Çekik gözlülerin üzerine gitme zamanı gelecek diyor falan. Yani burada çekik gözlü dediği Çin, Japonya, Kore, Japon yani Güney Kore ile Japonya zaten müttefiki ama Kuzey Kore var, bir de Çin var. Şimdi burada onların üzerine gitmesi gerekebilir. Orada onu da nereden çıkartıyorum? Onu bir televizyon programında söylemiştim. Hatta Ebced değerlerinden veya orada geçen kelimenin tersinden okunuşunda Şangay çıkıyor ve Duhan suresinde var bu. Duhan da çok büyük bir duman demek ve bu kıyamet alametlerinden bir tanesi. Yani nükleer savaş gibi bunu yorumlayabiliriz. Ama bu benim tahminime göre 2048'li yıllardan sonra olabilir. Çünkü artık Orta Doğu'da tamamen iş kontrolü alındıktan sonra dünya hakimiyetine yöneldiğinde dünya hakimiyetinin öndeki engel de Çin. Yani Evet. Çin'le bir çatışma olup Çin'i de böyle çok uzun mücadelelerle yüzyıllar sürer. Yüzyıllara kadar vakti yok bunların. Bir an önce halletmek isterlerse o zaman nükleer bir şey olabilir. Çin de onları atar, o da onları atar. Yani böyle bir şey o zaman olabilir. Evet. Ama büyük ihtimalle 2050'den önce yani 48'den önce böyle bir şey ben düşünmüyorum. Evet. Tabii şeyde ben sizin kitaplarınızı, çalışmalarınızı 2010'dan itibaren falan takip ediyorum.
Bu dönemden itibaren aslında birçok şey yaşandı ve ben sizin birçok teorinizin, öngörünüzün aşikar hale geldiğini görmüş oldum. O zamanlar tabii 2010 yılında 2023'ü, 2024'ü yazdığınızda ya çok uzak bir şeymiş gibi geliyordu. İşte arada 10-15 yıl var falan böyle. Hani olur mu, olmaz mı, gerçekleşir mi? Tabii bu sizin aldığınız bir riskti en nihayetinde. Böyle bir tarih verme olayı. Ama bazılarının mesela ben aşikar olarak gerçekleştiğini gördüm. Mesela Türkiye'nin Irak'ta üs kuracağını söylemiştiniz. Tarih olarak biraz gerçi daha şeyde siz daha geçmişte olacağını düşünüyordunuz ama aslında Türkiye Irak'ta bir üs kurdu. Yine aynı şekilde Suriye olaylarından tutun İsrail'le ilgili birçok gelişmeye dair böyle fikirleriniz vardı. Onlar arasında bir şey daha vardı. Onu da soracağım. Ardından tekrar İsrail'e döneceğim. İstanbul'un başkent yapılması, İstanbul'un başkent olmasıyla ilgili de bazı fikirleriniz vardı. Tam hatırlayamıyorum, tam anımsayamıyorum ama bundan da bahseder misiniz? Yani bu düşünceniz hala devam ediyor mu? O düşüncem daha hala devam ediyor ama burada tarihinde ben yanıldım onu. 2012 yılında veya ondan sonraki dönemlerde olabilir diye düşünüyordum. Çünkü bu şeyleri Orta Doğu'daki bu olayların karışacağını yani o senelerde 2009'dan itibaren görmüştüm. Hatta Suriye olaylarını yine 2011 senesinden önce ben söylemiştim, yazmıştım Suriye'de de böyle olaylar olacak diye. Hatta Suriye olayları başladıktan sonra bunlar çok çabuk biter, 15 gün sonra biter, 20 gün sonra biter, Amerika'nın savaş gemileri geldi falan diye böyle yazılar çıkmıştı. Hatta bazı gazeteci arkadaşlar beni aramıştı. Ben dedim ki en az 2016 senesine kadar devam edecek. Öyle hemen 3 günde 5 günde bitecek diye yazmayın, açığa düşersiniz diye söylemiştim onlara. Ya dediler, o kadar kim öle kim kala falan dediler ama bu işler demek ki daha uzun sürelerde oluyor. Şimdi 2012 yılından sonra girilen dönemde değişiklikler olmaya başladı. Yani 2011'de bu Suriye'deki olaylar patladıktan sonra bu Orta Doğu coğrafyasındaki yeni düzenleme sistemi başladı. Şimdi buna karşı Türkiye tedbir alır mı almaz mı? Çünkü burada nereden geliyor bize? İsrail'den, yani doğudan, Güneydoğu'dan. Yani şu anda da zaten uğraştığımız yer Güneydoğu. Güneydoğu'dan geliyor, değil mi? Daha önce nereden gelmişti? Mesela İstanbul'dan Ankara'ya niye alındı başkent? Batıdan geliyordu, yani Yunanistan'dan ve batıdan. İstanbul işgal ediliyordu, Ege adaları, Ege şeyleri, şehirleri işgal ediliyordu. Yani batıdan geliyordu tehdit. Şimdi şu anda doğudan gelecek. Şimdi burada tekrar bu İstanbul'un başkent olması, böyle sıradan bir tane şehirden bir tane şehire şeylerin, işte millet meclisinin veya bakanlıkların taşınması gibi sıradan bir olay değil. Bu yepyeni bir psikolojik bir silkiniş anlamına da gelebilir. Yani burada eski böyle galibiyet günleri, eski güçlü günleri bilinçaltımıza, toplumsal bilinçaltımıza hatırlatacak bir şey olabilir bu. Bunu Türkiye yapar mı, yapabilir mi, yapamaz mı onu bilemiyorum ama burada çıkan, yani benim yaptığım araştırmalarda çıkan görüntüde böyle bir şey var. Çünkü burada bu İsrail'in bu Orta Doğu'daki bu kargaşa olayları yaratması, yani mesela Suriye, Lübnan, şu anda Lübnan efendim, işte bu İran olursa, Irak var. Yani bütün buralarda bu hakimiyeti eline geçirdikten sonra buradaki insanlara nefes aldırmayacak. Buradaki insanların çoğu eski Osmanlı'yı özleyerek burada da kalmış ayakta diri olan, güç olan Türkiye. Yani Türkiye bizim hamimiz olsun, Türkiye bizim koruyucumuz olsun. Hatta bu Gazze olayı başladığı zaman çok öneriler geldi. Bizim eski emekli generallerimizden bazıları da bunu televizyonlarda duydum ben. Dediler ki Gazze'yi Türkiye'nin kontrolüne versinler. Yani burada yönetici olsun Türkiye. Türkiye kontrol etsin, burayı tekrar canlandırsın, ayaklandırsın falan. Böyle öneriler de var. Şimdi bu öneriler boş değil. Böyle havadan aklıma bir şey geldi, söyledim önerileri değil. Buralar zaten yani bize bakıyor. Şu anda tek diri güç bölgede Türkiye. Bu Türkiye, çünkü İran'a güvenmiyorlar. Ama Türkiye zaten o bölgelerin yöneticisiydi. Buradaki bu zulüm görüntülerini ancak biz Türkiye'ye dayanarak, tutunarak aşabiliriz diye düşünüyorlar. Böyle bir şey olursa o zaman
herkesin kendi memleketinde meclisi olacak ve Türkiye'den de bunların daha üst bir meclise idare edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda Ankara yeterli olmayabilir, İstanbul'a büyük bir meclis kurulabilir. İstanbul ana başkent, Ankara'da Türkiye'nin başkenti gibi, böyle ikili bir başkent gibi veya Orta Doğu'nun başkenti İstanbul. Yani buna dönük düşünceler var ama bunun zamanlamasında ben yanıldım. Yani o zamanlamayı tutturamadım. Fakat bunu bir dönem olarak anlayabiliriz. Yani 2012 yılından sonra açıldı, bu dönem başladı. Bu gibi şeylerde Ebced hesaplarında böyle yanılma olabilir. 3 sene, 5 sene, 10 sene. Ama bu başkent olayı çok önemli bir olay. Evet. Burada ben yine olacağını düşünüyorum ama ne zaman olur? 2030'a doğru mu olur? 2030'dan sonra mı olur? Türkiye çok zorlandığı zaman mı mecbur kalır, yapar böyle bir şeyi? İnşallah zorlanmayız ve mecbur kalmayız. Yine böyle sistemimiz devam etsin Ankara'da ama bunun olacağını da görüyorum yani. Tabii bu bir Türkiye açısından bir tuzak mı olur? Başka bir şeye evrilir mi daha sonra? Bilmiyorum, oralarda ayrı tartışma konuları. Çünkü İstanbul üzerine de biliyorsunuz ki 100 yıl önceden beri bir Sevr planında İstanbul'un uluslararası denetime bırakılması ve özerk hale getirilmesiyle ilgili bir proje var ve bu proje hala sürüyor. Bilhassa İngilizler başta olmak üzere birçok ülke bu fikrinden vazgeçmedi, bu projesinden vazgeçmedi. O da ayrı bir tartışma konusu tabii, ayrı bir program konusu.